pensar mais numa série que só tem essa vai lá. Bugün daha farklı bir video içeriğiyle karşınızdayım. Bugün bu ekrana fotoğraflarını da koyacağım. Mumlardan yapacağız. Önce şöyle 4 tane bayağı uzun mumum var. Bir de bu şekilde taillight mumlarım var. Bunları o çiçekli mumları yapmak için kullanacağız. O çiçekli mumlar için aslında fırça lazım ama benim bulabildiğim en küçük fırça bu, çünkü şu an evde değiliz, onun için de bu fırçayı bununla idare edeceğiz artık. Bir de işte kurutulmuş çiçeklerim falan var. Bir de kaynar su lazım. Şimdi önce şu çiçekli mumları yaparak başlayacağız. Gereken malzemeleri seçtim. Şöyle kurutulmuş çiçekler lazım. Sonra mum lazım. Siz istediğiniz bir kitleme kullanabilirsiniz. Ben bunları buldum. Onun için bunu kullanacağım. Bir tane de mum daha lazım. Bunu bu mumun şeyine yapıştırmak için kullanacağız. Çiçekleri çakmak lazım. Fırça lazım. Siz daha küçük bir fırça bulursunuz daha iyi olur. Şimdi önce çiçeklerin bu uzun alan yerlerini koparıyoruz. Ki yani daha kolay yapıştırabilirim bunları. Böyle yaprak kısımları varsa uçlarında falan, onların hepsini koparıyoruz. Bu şekilde daha kolay olacak mı? Önce bu mumun biraz erimesi gerekiyor. Erimesini bekleyeceğiz. Şimdi üflüyoruz. Şimdi ben mumu önce fırçayla yapmayı dedim. Sonra olmadı çünkü mum fırçanın üstünde kurudu. Sonra direkt mumu bu şeyin üstüne dökmeyi denedim ve böyle oldu. Şimdi başka çiçekler de ekleyeceğim. Sonra ne göstereyim ama tam beklediğim gibi olmadı. Ve böyle oldu. Bu kadar kolay bir yöntem göstereceğim ama azıcık böyle parçalayıp böyle üstüne koyup sonra da ezdiğinizde direkt yapışıyor oraya. Tabii ben daha az kullanmalısınız, çok kullanmayın. Bu mama da kalan çiçeklerle süsleyeceğim şimdi. Şimdi burayı toplayacağım. Eğer masanızda mum izleri kaldıysa azıcık kolonya sıkın. Sonra da onu peçeteleyince böyle çitleyin çıkıyor. Böyle oldular. Masanın kenarına koydum. Bence güzel oldular ama tam istediğim gibi olmadılar. Tekrar merhaba. Şimdi bu bükülmüş mumlardan yapmayı deneyeceğiz. Heba olmasın diye, hani kopar falan diye. Önce bir tanesini deneyeceğim. Sonra hani öbürünü deneyeceğim eğer olursa. Şimdi burada kaynar olmayan ama soğuk olmayan, böyle ılık da değil, sıcak suyum var, doldurdum buraya. Şimdi bunu bunun içine atacağım, böyle birkaç dakika burada duracak. Ondan sonra yani böyle bir 15 dakika sonra bakacağız, hani elimizde dokunumuzda yumuşamışsa, ezebiliyorsak onu, olmuş demek. Eğer öyle değilse olmamış demek, biraz daha durması gerekiyor. Biz 15 dakika sonra görüşürüz. Şöyle, ben bir denemeler yaptım mumla. Ve mum kırıldı. Sonra mum kırılınca o böyle bir oyun hamuru gibi garip bir şey oldu. Ben ona böyle şekil verdim. Sonra o azıcık ip kestim. Sonra onu içine soktum ve garip şekilde bir mumum var. Yani ne hale getirdim mumu. Neyse, böyle
küre de garip şekilde bir muğunuzun olmasını istiyorsanız deneyebilirsiniz. Öbürünü mahvetmek istemediğim için, çünkü olmadı bilmiyorum ya da suyla mı alakalıydı, benim beceriksizliğimde, ama olmadı. Onun için ben de o sana kalan o bir mumu da yine çiçekler ekleyeceğim, ama bu çiçekleri bu sefer yapıştırıcıyla yapıştırmayı deneyeceğim. Şimdi o zaman onu deneyelim. Şimdi bu sana kalan mumum. Bu yapıştırıcıyı kullanıyorum ben. Şimdi önce açayım. Önce çiçeği alıyoruz. Sonra o şu kısmına azıcık yapıştırıcı sürüyorum. Çok azıcık sürüyorum. Azıcık şu yaprak kısmı var. Onları da sürüyorum. Çok az sürüyorum ki şey olmasın. Sonra şöyle şu şekilde üzerine bastırıyorum benim. Diğer çiçeklerini bir şekilde yapıştır. Bu şekilde oldu. Bence bu yöntemle çok daha kolay ve daha güzel gözüküyor. Onun için siz yapacaksınız. Bence böyle yapıştırıcı kullanıp yapın. Hep beraber bu şekilde gözüküyorlar. Tekrar şimdi. Bu ekranın resimlerini koyarım. Çiçekli stikerlerden yapacağız. Yapımları zaten çok basit. Malzemeleri göstereyim. Hani böyle kurutulmuş bitkiler, çiçekler lazım. Sonrasında makas lazım. Kalemim lazım. Bir de şöyle pişirme kağıdı lazım. Yani bu daha uzun süre kullanabilmemizi sağlayacak stikerlerimizi. Stikerleri aldığımızda böyle arkalarında ya beyaz ya böyle bir kağıt oluyor işte. Onun yerine biz yağlı kağıdı kullanacağız. Şimdi hemen başlayalım göstermekle. Önce kole bandını alıyoruz. Sonra herhangi bir hani istediğimiz çiçeği alıyoruz. Örneğin bu çiçeği alıyorum. Ben şimdi böyle koyuyorum çiçeği üstüne. Daha sonra bunu kesiyoruz. Ben şurasını kısaltayım. Evet. Ve daha sonra da bunun üstüne bir parça daha koyuyoruz. Ortaya getireyim. İyice yerleştiğinden emin olun ki hani şey baloncuklar çıkmasın. Sonra da bu şekilde bastırıyoruz üzerine. Ve böylelikle de sticker'ımız hazır oluyor. Bunu buradan kesebiliriz. Hemen. Etrafını bunu kesebilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Ama ben kesmeyi tercih ediyorum. Önce şimdi biraz keseceğim etrafını. Sticker'ları artık dilediğiniz yerlerdeki defterinize mi yapıştırırsınız? Odanızı mı süslersiniz? Ne yaparsınız bilmiyorum. Ama o kadar güzel gözüküyorlar ki. Ve yapımları da çok kolay. Onun için ben çiçek toplayınca bu stikerleri yapmayı çok severim. Bu şekilde gözüküyor sonra. Yapışkanlığı gitmesin diye de bu şekilde parşömen kağıdını her şekilde yapıştırabilirsiniz. Sonra
Diğerlerini de aynı şekilde yapıp geleceğim ben. Size de son hallerini gösteririm. Şimdi hepsini bitirdim. Böyle onlar. Bence çok tatlı onlar. Özellikle şunu çok beğendim. Bir de şunu şunu. Bilmiyorum. Siz de denemek istiyorsanız mutlaka deneyin. Gelinim mutfaktan.